Gözümü Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen bayramda yapıp paylaşmış olduğum şekli şahane, tarifi bana ait olan lokum gibi irmikli tatlıyı tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Yapımı hem çok kolay hem de az malzemeyle çok hesaplı olan bu tatlıyı mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Tatlımızın tarifine geçmeden önce şöyle size tatlımızın nasıl da lokum gibi yumuşacık olduğunu öncelikle göstermek istiyorum. Şekli şahane, tadı efsane olan tatlımızın hemen tarifine geçiyoruz. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 ml su alıyor. Tatlımızı ilk önce şerbetini yapıyoruz. 4,5 bardak şekerin içerisine 5 bardak su ilave edeceğiz. Şekerimizi güzelce karıştırarak iyice eritmemiz gerekiyor. İsterseniz tatlınız fırında pişerken de şerbetinizi yapabilirsiniz. Fakat çok güzel bir şekilde karıştırarak şekerini mutlaka güzelce eritmelisiniz. Biliyorsunuz şeker soğuk suyun içerisinde o kadar da kolay erimediği için ben o yüzden önceden yaptım. Arada bir şekerimi karıştırdım ve tamamen içerisinde erimesini sağladım. Ama sizler şöyle şerbeti daha yoğun olsun istiyorsanız 4,5 bardak şekere 4,5 bardak su koyabilirsiniz. Bizler öyle çok fazla tatlı sevmediğimiz için ben suyu her zaman için şekerinden biraz daha fazla koyuyorum. Suyu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırarak eritiyoruz. Biliyorsunuz soğuk suyun içerisinde şeker öyle çabucak erimiyor. O yüzden tatlımızdan önce ben şerbeti koydum. Arada bir karıştırdım ve tamamen erimesini sağladım. Sizler de biraz karıştırdıktan sonra bir kenara bırakın. Aklınızda geldikçe fırsat buldukça arada kenarda karıştırın. Tatlımız için 2 tane bütün yumurta kırıyoruz. 1 bardak sıvı yağ. 1 bardak yoğurt. 1 fiske tuz. 1 paket vanilyalı şeker ve güzelce çırparak karıştırıyoruz. Öncelikle sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sıvı malzemeler birbiriyle çok güzel bir şekilde karışmalı. 1 bardak irmiği de ilave ettikten sonra tekrar irmiği de karıştırıyoruz. Ben öncelikle 1 bardak un ilave ettim. 1 pakette kabartma tozunu üzerine serpiştirdikten sonra onu ilk önce çırpma teliyle karıştırdım. Daha sonra 2,5 bardak daha un ilave edeceğiz. Teli bırakıyoruz. 2 bardak unumuzu ilave ediyoruz. Yani şu ana kadar 3 bardak un ilave ettik. Yarım bardak unu da ben sonraya bıraktım çünkü un miktarı kullanacağınız yumurtanın büyüklüğüne ve onun kalitesine göre değişebilir. O yüzden ilk önce size de tavsiyem yarım bardak unu kenara bırakın. Öncelikle yoğurun. Baktınız ki bayağı cıvık bir hamurunuz oldu. Daha sonra geri kalan unu da ne kadar gerekiyorsa o kadar ilave edebilirsiniz. Ben toplam 3,5 bardak un ilave ettim. Kabartma tozu ile yapılan bir hamur olduğu için o kadar çabuk kıvamını almıyor. O yüzden çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız. Yoğururken elimize böyle sert bir hamur gibi gelebilir fakat aslında elimize aldığımız zaman şöyle göz göz ve dağılan yumuşak bir hamur oluyor. Mayalı hamur gibi de çabucak kıvam almadığı için en az 3-4 dakika çok güzel bir şekilde yoğurmalısınız. Ben hamuru yoğurduktan sonra şöyle 3 tane alıp yaptım çünkü ilk kez yaptığım için pişince şekli bozulur mu bozulmaz mı bilemedim. Geri kalan hamurumuzu da sardım. Hem şunu da öğrenmiş oldum, acaba hamuru bekletsek mi, bekletmesek mi daha iyi olur gereken. Bekletsek de bekletmesek de şeklinde pişerken ve şerbetin çektiğinde hiçbir değişiklik olmuyor. Yalnız sadece elimizde ve tahtanın üzerinde yuvarlarken bekletirseniz hamurunuzu daha kolay ve daha çabuk yuvarlayabiliyorsunuz. Yoksa şekli olarak hiç fark etmiyor. Şayet zamanınız yoksaydı hemen hamuru hiç bekletmeden yuvarlayıp şekil verebilirsiniz. Öncelikle hamurumuzdan şöyle küçük küçük parçalar kopararak avucumuzun içerisine yuvarlıyoruz. Bir tanesini alıyoruz ve silindir şeklinde avucumuzun içerisine gördüğünüz şekilde yuvarlayarak uzatıyoruz. Daha sonra tahtanın üzerine koyuyoruz ve tahtanın üzerinde yuvarlıyoruz. Ortadan başlayarak kenara doğru yuvarlarsanız çok daha kolay ve çok daha çabuk açılacaktır. Sürekli ortadan başlıyoruz, kenara doğru açıyoruz.
İsterseniz birer birer açıp yapabilirsiniz. İsterseniz 4-5 tane yuvarladıktan sonra hepsini aynı anda şekil verebilirsiniz. Öncelikle şöyle 4-5 tane açtım. Ve şimdi şekil vermeye geldi sıra. Gördüğünüz gibi bir tanesini alıyoruz. Küçük bir yuvarlak yapıyoruz. Daha sonra üzerine doğru doluyoruz. Şayet ucundan fazlalık gelirseydi o ucunu da kopartıyoruz. Şöyle doladığımızda tam 3 sıra halinde olması gerekiyor. Bir kalem veyahut da varsa ya da bu şekilde bir çubuk kullanabilirsiniz. Ortasından bastırıyoruz. Yalnız bastırırken çok da fazla bastırmayın. Piştikten sonra göreceksiniz. Çok fazla bastırırsanız hamurlar birbirinden kopuyor ve ayrılabiliyor. O yüzden hamurlar kopmayacak bir şekilde bastırıyoruz. Parmak uçlarıyla uç kısımlarını birleştiriyoruz. Hafif şeklini düzeltiyoruz. Pastırma tatları süslemek için şöyle şekerlenmiş vişneler var. O vişneleri ben 4 parçaya kestim. Bir parçayı alıyoruz. Ve tatlımızın uç kısmına bastırarak koyuyoruz. Koyduğunuzda hafif biraz bastırmanız gerekiyor. Uç kısmını tekrar düzeltebilirsiniz ve vermiş olduğunuz şekli görüyorsunuz. Çok basit bir hareketle çok güzel bir şekil ortaya çıktı. Şöyle tatlımızı her açıdan görmenizi istiyorum. Ve görüyorsunuz tatlımız gerçekten harika görünüyor. Şöyle tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Bir yuvarlak yapıyoruz. Ve üzerine doluyoruz. Fazla gelen uç kısmını kopartıyoruz. Her taraftan baktığımızda şu şekil 3 kat olması gerekiyor. Dediğim gibi bir kalem veyahut da bir çubuk ile tam ortasından bastırıyoruz. Hamurların kopmamasına dikkat ediyoruz. Çok aşırı derecede de bastırmayacağız. Parmak uçlarıyla hafif şöyle düzeltiyoruz. Uç kısımlarını da bastırarak birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Pişerken açılmaması için uç kısımlarını çok güzel bir şekilde bastırarak yapışmasını sağlamalıyız. Üzerine bir tane şekerlenmiş vişneden koyuyoruz. Hafif bastırmayı kesinlikle unutmuyoruz. Vermiş olduğumuz şekli şöyle tekrar göstermek istiyorum. Şekil gerçekten muhteşem. Yağlamış olduğumuz tepsiye hazırlamış olduğumuz tatları diziyoruz. Vermiş olduğum malzemelerden tam 24 tane tatlı çıktı. Şayet daha az yapmak istiyorsanız bardak ölçünüzü daha rahat ayarlayabilmeniz için ben 200 mililitrelik su bardağı kullandım. Sizler 150 mililitrelik su bardağı kullanırsanız daha az olacaktır veyahut da çay bardağıyla yaparsanız miktarı daha da azalacaktır. Önemli olan kaç mililitrelik bardak kullandığınız değil, aynı bardağı sürekli kullanıp aynı bardak ile ölçülerinizi yapmanızdır. Yağlamış olduğumuz hepsini dizdikten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi tepsi daha az tatlı göreceksiniz. Çünkü ben pişerken kabarır da birbirine yapışır diyerekten tatları ayırdım. Azar azar pişirdim. Ne olur ne olmaz. Çünkü o kadar uğraştım. Emeğim de boşa gitmesin diye. Bir kere çünkü o şekilde başıma gelmişti. Birbirine yapışmıştı. O yüzden tatlarımızı ayrı tepsilerde ayrı ayrı pişirdim. Tatlarımızı fırından çıkarttığımız gibi hiç beklemiyoruz ve soğuk olan şerbetimizi hemen üzerine döküyoruz. Bu arada bu tatlarımızı şerbetlenirken diğer tatlarımız da fırında pişiyorlar. Onları da daha sonra fırından çıkartacağım ve bu tepsimizin içerisine dizeceğim. Ayrı ayrı pişirdim fakat daha sonra hepsini bir tepsiye topladım ve bir tepside şerbetini çekmesi için beklettim. Aslında hepsini bir tepside pişirebilirmişim çünkü o kadar da kabarıp birbirini sıkıştıracak kadar olmadı. Ve gördüğünüz gibi diğerlerini de pişirdikten sonra bir tepsinin içerisine dizdim. Bir ara ben bu tatlarımızı ters çevirdim. Çünkü üzerlerine bazen şerbet gelmeyebiliyor. Ters çevirdikten sonra tekrar yüz çevirdim. Tatlarımızı 2 saat bir tarafını 2 saat de diğer tarafına bekledikten sonra tepsimize dizdim. Ve gördüğünüz gibi tatlarımız şerbetini çektikten sonra bayağı bir şiştiler ve birbirlerine değdiler. Tabii yine de tatlarımızın hepsi bir tepside değil. Ben 2 tepsi yaptım. Dediğim gibi tam 24 tane tatlı elde ettik. Ama tatlarımızı görüyorsunuz. Şerbetini çektikçe böyle şiştikçe tatlarımız şişmiş.
ve daha güzel sanki bir şekil almış. İsterseniz tatlarımızı şöyle 4 saat şerbetini çektikten sonra 1 saatte buzdolabına koyun. Çünkü tatlı şöyle soğuk soğuk olunca ben soğuk soğuk yemesini daha çok seviyorum. Biraz da buzdolabında soğutmuş oluruz ve ondan sonra istediğiniz şekilde servis tepsisine dizerek servis yapabilirsiniz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar da güzel görünüyor. Dediğim gibi ben bu tatlar için bir isim bulamadım. Hem rüzgar gülü aklıma geldi uygun olarak. Hem de sanki şöyle laleyi andırıyormuş gibi lale tatlısı da olabilir diye düşündüm. Sizler neler yakıştıracaksınız gerçekten çok merak ediyorum. Tatları siz neye benzetiyorsanız yorum kısmına yazarsanız ona göre isim ekleyeceğim. Üzerine biraz da ben Hindistan cevizinden serpiştirdim. Sanki tatlarımızın üzerine şöyle kar yağmış gibi oldu ve sanki çok daha güzel göründü. Öncelikle tatlarımızın şöyle bir görüntüsünü izledikten sonra sıra geliyor kıvamına ve tadına bakmaya. Öncelikle kıvamına bakıyoruz. Tatlarımız şerbetini o kadar güzel çekmiş ki böyle tam kıvamında olmuş. Şöyle tatlımızı çevirerek içerisini size tamamen göstermek istiyorum. Tatlımızın ben bir tepsini daha az kızarttım, bir tepsini daha fazla kızartmıştım. Merak ettim, az kızartınca mı, çok kızartınca mı güzel olacak diyerekten. Çok kızartın çünkü üzeri hafif şöyle sert oluyor kızarttığınızda ve içerisi de yumuşacık oluyor. Daha lezzetli. Az kızartırsanız üstü de içi de sünger gibi yumuşacık oluyor. Ama bana sorarsanız gördüğünüz şekilde biraz fazla kızartırsanız tatlımız gerçekten inanılmaz lezzetli. Hem soğuk şerbetle yapacaksınız hem de aparat gerekmiyor. İstediğiniz şekilde verebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi hayal gücünüze kalmış. Nasıl yaparsanız yapın ama bu tarifi mutlaka yapın derim çünkü çok lezzetli bir tatlı.